Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle uzun zamandır istenen bir çalışmayı yapmayı deneyeceğiz. Umarım başarırız. Yani güzel olur. Görsellerden bulduğum bir resmi yani parçalayarak şu şekilde bir şablon hazırlamayı denedim. Elimden geldiğince. Şimdi bunu yaparken zaten anlamışsınızdır şekilden. Şu iki parçayı kesip birleştireceğiz. Şunlar da zaten yanlara gelecek parçalar. Şimdi bunu başlamadan önce size bir iki şey anlatmam lazım. Kullanacağım malzemeleri. Kırtasiyeden şöyle bir eve aldım. Kaç? 50'ye 70. Aslında yetmez. Daha uzun olması lazım ama bulabildiğimin en büyüğü buydu. Bugün yapabildiğim kadar bununla yapacağım artık ben de. Hangi malzemeleri kullanabilirsiniz? Onlardan bahsedeceğim biraz. Öncelikle EVA kullanmak zorunda değilsiniz. Ama en kalitelisi EVA ile olur. Hatta bu olmaz normalde. Bu 2 milimetrelik. Normalde şöyle en az bir 5 milimetrelik, 6 milimetrelik olsa daha güzel olur. Hatta bunun için şeyi kullanabilirsiniz. Şu büyük, tam ismini bilmiyorum ama tatami minderi deniyor galiba. Onlardan siyah bir tane satın alarak onun üzerine yapabilirsiniz. Kalınlığı da zaten alacağınız zaman üzerinde yazar görürsünüz. Onunla da yapabilirsiniz. EVA bulamayacak olanlar da şöyle bir yol izleyebilir. Aslında ben öyle yapacaktım. Yalnız siyah poşet bulamayınca, siyah çöp poşeti aradım, bulamadım. Veya siyah bakkal poşeti, onu da bulamadım. Bir mukavaya yapıp mukavayı aynı defter kaplar gibi siyah poşetle kaplayacaksınız. Üzerine şu birazdan yapacağım işlemlerin aynısını yapabilirsiniz. Şimdi vakit kaybetmeden artık başlayalım arkadaşlar. Öncelikle parçalarımızı kesip çıkaralım. Bir konu daha var. Onu da anlatayım size. Tam başlamadan önce. Eğer isterseniz böyle parça parça uğraşmak istemiyorsanız ve imkanınız varsa şeyle görselin tam boyunu aldıktan sonra böyle yani benim şablonumu kullanmanıza gerek yok. Görseli aldıktan sonra A3 boyutunda kırtasiyelerden veya başka bir yerden çıkartarak tam şu şekilde bütün bir şekilde kullanabilirsiniz kemeri. Benim A3 imkanım olmadığı için A4'e göre ayarladım. Artık ikisini de size önerdik. Hangisi sizin için daha uygun gelirse onu kullanabilirsiniz. Şimdi şu bölümü arkadan ön tarafa yapıştırmayalım. Arka tarafına bant yapıştırarak birleştirelim. İsteyenler bu şekilde oluşan bu şablonu olduğu gibi artık EVA veya başka bir şey, karton fark etmez. EVA veya karton, fon karton da olur bu arada, siyah fon kartonu. Hangisini isterseniz olduğu gibi yapıştırıp kullanabilirsiniz. Veya biraz daha detaylı olmasını isteyenler de şimdi benim yapacağım gibi şu iç kısımda kalan siyah bölgeleri kesip çıkarsın. Buraları kesip alıyoruz. Şu kırmızıya dokunmayacağız ve harfe dokunmayacağız. Sadece siyah. Şu iç taraftaki de, zemindeki de bölgeleri çıkaralım. Devamını yaparız.
Evet, şimdi bunu evamızın üzerine koyalım. Çerçeve şeklinde iki parça kesip çıkaralım. İç kısmını daha sonra boşaltırız. Öncelikle çerçevemizi alalım. Şimdi arkadaşlar bu iki parçamızı birbirine yapıştıralım. Şimdi arkadaşlar şu iç kısmı keselim. Bazılarınız şey diyebilir, neden bu iç kısmı kesecektik, kağıdımızdan ayrıca kestik diye. Kağıdımızdan ayrıca kesmemizin nedeni, üzerinde kağıt da olsaydı arkadaşlar, bunu kesmesi biraz sıkıntı yaratabilirdi. Hani belki çok büyük sıkıntı olmayacaktı ama ben işimi garanti almak için böyle yaptım.
Şimdi şu bölümler kısa kaldığı için bu bölümleri biraz uzatacağız. Uzatırken de şöyle bir yol izleyeceğim. Tabii siz uzun bir eva bulursanız hiç bunu uzatmanıza gerek yok. Olduğu gibi kullanırsınız. Benimki gibi bir sorun yaşarsanız da kısa bir eva olursa yapacağınız da şu. Veya kartonunuz kısa gelirse yine aynı işlemi yaparsınız. Şuraya bir parça uzatacağım. Onun üzerine de tam ikisini yapıştıracak ayrı bir parça yapıştıracağım. Zaten orijinalde de öyle bir detay var. Yani çok da kötü görünmeyecek. Evet, son işlemimiz için ben parlak kartondan şöyle parçalar kestim arkadaşlar. Şimdi bunları uygun şekilde kemerimize yapıştırıp bitirelim. Tabii bu arada şunu söylemek istiyorum. Şu yuvarlak olan kısımları sayarak yapmadım. Yani rastgele yapacağım. Normalinde daha fazla olması lazım. Ben o kadar şey yapmadım. Kemerimi zaten uzun da yapmadım o kadar. O nedenle rastgele yapacağım, yani bu sayıyı rastgele kafama göre yapacağım. Evet, çalışmamız şu anda bitti. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Son olarak bir hatırlatma yapmak istedim. Kemerin bere takılır şekilde ayarlanmasını istiyorsanız eğer şu görmüş olduğunuz cırt bantlardan temin edin. Yalnız bunların siyahından alın. Siyah olsaydı eğer benimki ben yapıştıracaktım, fakat siyah olmadığı için, beyaz da burada çok sırıtacağı için yapıştırmadım. Şimdi size nasıl yapıldığını göstereyim. Şu parçalardan birisini uygun şekilde kesip şuraya yapıştıracaksınız. Siyah olacak. Siyah olduğu için de çok göze batmayacak. Diğer parçamızı da arkadaşlar, buna yapışacak olan parçamız yani. Onu da alıp bunun arka tarafına yapıştırırsak şu şekilde kemerimizi birbirine yapıştırabiliriz.
Evet, yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.